Ma allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdatan min lisani yafqahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahya dîne ba'de en kâne esîran. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. El ahdu ellezî beynena ve beynehum es salatu. Femen terakeha fekad kefer. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbuka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yer alındığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerifi yaptıranların, bu cami-i şeriften güzel önden emme hütteba müezzinin kayyumin cemaat-i müslüminin bu civarlarda methunlan evliya, ulema, sülaha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kem tenya kenam diyecek. Sana elhamdülillahi ve elhamdülillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-Ahdu ellezî beynenâ ve beynehum, bizim ile münafıkların arasında eman, onları öldürmekten kurtaran şey es-salâtu, namazdır. Efendimiz zamanında inanmadığı halde inanmış gözüken münafıklar vardı. Bunu Peygamberimiz biliyor idi. Ama bu münafıkları teşhir etmiyordu. Çünkü bunlar namaza geliyorlardı. Bu namaza gelişleri sebebiyle onlara zahiren Müslümanların arasına gelip cemaatle namaz kıldıkları için Müslüman muamelesi yapıyordu. Ama onlar münafık olduğunu da biliyordu. Bunu sadece sırdaşı sahabilere söyler idi. Hazreti Ömer'e bile söylememişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ömer tabii kimseye söylemediği için Efendimiz sırdaşı sahabi herhangi bir cenaze vukuunda o sahabinin cenazesine katılıyorsa onun cenazesine gidiyor idi. Katılmıyorsa bir bahane buluyor. Bahçeye gidiyor, bağa gidiyor. O da orada hiç kimseye söylemeden o da gitmiyordu cenazesine. Evet, bu münafıklar namaz kıldıkları için evet, onları ben kafir oldukları için öldüreceğim ama onları benim öldürmemden onları alıkoyan, onları öldürmeme engel olan şey eman, güvence vermek. Güvence nedir? As-salatu, namaz kılmalardır. Onun için aziz kardeşlerim, bir kimseyi bayram namazı kılarken camide cemaatle, bayram namazı kılarken, cuma namazı kılarken, cemaatle namaz kılarken gördünüz mü ona kafir diyemezsiniz. Müslüman muamelesi yapmak zorundayız. Efendimizin hadisi budur. Yoksa onların Allah tarafından bildirdiği için biliyor onların kafir olduğunu ama gelip cemaatle namaz kılıyorlar. Onun için diyor, benim onları öldürmemden engel olan şey namazdır. Namaz kıldıkları için eğer femen terakehe fakat kefer, o namazı bıraksalar öldürürüm. Evet, o zaman hile yapıyorlar. Müslümanların kuyusunu kazıyorlar. Ama cemaate de geldikleri için bir şey demiyorum namazdan dolayı, namazlarından dolayı. Bu da bizim için büyük bir ölçü. Bir adama şaka yollu da olsa kafir, gavur diyemezsiniz.
cemaatle namaz kıldığı zaman kafir kelimesini kullanmazsınız. Ama öyle hareketler yapıyor ki, öyle bile olsa, bakın Efendimiz onların kafir olduğunu bildiği halde onlara dokunmuyor. Evet, onun yanlışlarını delillere dayanarak, bilimsel yollarla, fitne çıkarmadan doğrultursunuz. Onların yanlışlığını söylersiniz. Fakat kafir, gavur diyemezsiniz. Terk ederlerse o zaman işte zaten inanmıyorlar. O zaman kafir olurlar. O zaman kafirlerin uğradığı şeylere uyarlar. Evet, biz bu şeyi, evet, üstü zine fi katli, evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi katlil münafıkın, evet, münafıkların öldürülmesi için izin istedim. Evet, ama inni nühitü an katlil musallin, cemaatle namaz kılanları öldürmekten men olundum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle başka bir hadis-i şerifte. Evet, sizler de şaka yolu bile olsa, öfkeyle bile olsa, kesinlikle bayram namazı kılarken gördüğünüz, cuma namazı kılarken gördüğünüz, bir camide cemaatle namaz kılarken gördüğünüz adama kafir diyemezsiniz. Yaptığı hareketlerin yanlış olduğunu delillerle ispat edersiniz ayrı, ama kafir sözünü onlara söyleyemezsiniz. Bak öyle diyor, ben de izin istedim ama yasaklandım diyor, buna izin verilmedi diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Tirmizi Büreyde Hazretlerinden naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu önemli. Şaka yoluyla olsa da başkasını kafir diyemezsiniz. Aranızda böyle gülüşüyorsunuz. Vay gavur vay, sen ne adammışsın? Sakın bu kelimeyi kullanmayın. Sakın, şakası yok. Bu sözü söyledi. O da mesela gülüyor. Ulan gavur, nerede kaldın ya? Senin gözün, yolunu gözlemiş şey oldu. O da ha 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 diye gülüyor. İkisi de kafir olur. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Bir kalbinde iman olan adama kafir diyenin bu sözü üzerine küfür kendi üstüne çullanır. Öteki de güldüğü için ben kafir değilim diye itiraz etmesi lazım. Etmedi, güldü. Şaka yapıyorlar. O da kafir olur. Gülmek çünkü rıza göstermek. Bu gibi şeylerin şakası yok. Küfrün şakası yok. Bu kelimeyi kullanmayın. Onun yaptığı hareketin kötülüğünü delilleriyle ispat edin. Yanlış deyin. Halkı uyarın. O zaten görevimiz. Emr-i maruf yapmak, nehi anil münker yapmak. Bizim ümmet-i Muhammed'in görevlerinden, fitne çıkarmadan bu işi yapacağız. Evet, ama namaz kılanı görüyorsunuz. Ben de izin istedim ama İnni nühitü an katlil musallin, cemaatle namaz kılanların onları öldürmekten engellendim, yasaklandım buyuruyor. Evet. El-i'dani ala kulli halim, vacibani ala kulli halim. Bayram namazları, Ramazan bayramı namazı, İd-i Fıtır denir din lisanında. Biz ona Ramazan bayramı diyoruz. Ramazan ayının akabinde olduğu için. Kurban Bayramı, İd-i Adha denir kitaplarda. Bu iki bayram ki evvelce yok idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde oranın Yahudilerin bayramları var. Diğerlerin bayramları var. Müslümanları onları o bayramlara katılmaktan men etti. Allah size onların yerine iki bayram verdi. Birisi İd-i Fıtır, birisi İd-i Adha, Ramazan bayramı namazı, Kurban bayramı namazı. Evet, bu iki Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazları, evet, alâ küllü hâlimin ihtilam olan, büluğa eren, biz ona hamamcı olan diyoruz halk arasında, olan erkeklere farz, gereklidir, vaciptir, vacibani, vaciptir, yapılması gereken bir emirdir. Evet, min zekerin ve ünse, erkeklerden ve dişilerden, kadınların da ihtilam olması, mükellef olması, adet görmesiyledir. Erkeklerin mükellef olması, dini emirlerle yükümlü olması, İşte hamamcı olması, rüya görmesiyledir.
onlara vaciptir, vaciptir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kurban ve bayram namazları böyle şehirlerde idarecisi olan, emniyeti sağlayan yerlerde kılınır. Bu müminler bu bayram namazlarına gitmek lazım. Buluğa eren herkese vaciptir. Evet. Abdullah İbn Mas'tan nakledilmiş bu hadis-i şerif. Şimdi bu vesileyle sağ tarafta ben de uydum, namaz kıldık. Allah kabul etsin. Efendim, söylüyoruz. Adam ya duymadı ya da bildiğini okuyor. Ama biz söyleyeceğiz. Sorumluluktan kurtulacağız. Bundan sonra sorumluluk mümine ait. Küçücük çocuğu getirmiş, 3 yaşında. Orada safın arasına koymuş. O da namaz, babası namaz kılarken sırtına biliyor. Saçını asılıyor, gülüyor filan. Efendimiz buyuruyor ki, bu benim fetvam değil. Cevat Hoca böyle deyip günahımı alman. Ben Peygamber'in sözlerini size aktarıyorum. Dinin emirlerini size aktarıyorum. Evet, cennibü sıbyâneküm ve mecânîneküm anil mesâcid. Efendimiz sözü bu. Sabî çocukları, delileri camiden uzak tutun diyor. Namaz bilmiyor ki. Babası namaz kılıyor, onun üstüne biniyor, gülüyor, asılıyor saçını. O adamın namazı kalır mı lan? Saçını asılıyor, kulağını asılıyor, bir şey yapıyor. Onu yaparken kulağına sığınca acıyor kulağı. O namazda huzur duydu mu yani? Olmaz. Evet. Çocuklar namazı bozmaz da önünden geçse bile o sabi çocuklar namazınız bozulmaz. Namazın önünden, kılanın önünden geçmek çok yanlış. Öyle diyor Peygamber. 40 dururdum diyor. 40 ay mı, yıl mı, 40 saat mi? Onu söylememiş. Sahabe öyle diyor. Bunu açıklamadı. 40 dururdum. Namazın önünden geçmemek için 40 ay, 40 saat, 40 yıl dururdum diyor. O da yanlış bir şey. Şimdi ben bakıyorum, tam çıkacak yere, dibe, duvarın dibine duruyor adam. Arkasından geçemiyorsun, duvar var arkasında. Öyle mübarek adam, şöyle bir kenara çekil yahu. Namaz kılan önünden geçilmez ama adam işe gidecek, dükkana gidecek, trene yetişecek, otobüse yetişecek. Arkadaşlar, fıkıh bilmiyoruz. Dini bilgilerimiz sıfır. Böyle olmaz. Belki bu adamın abdesti de yok. Neden? Abdest alırken şu dirseği yıkamadınız mı? Abdest yok. Bu dirsek dahil kulağa. Bu kuru kaldı mı abdesti yok. Bunu bilmeyen adam onu nereden bilecek? Tam duvarın dibine duruyor geçilecek yere. Kenara çekil mübarek adam, müminleri günaha sokma yahu. Ama çocuk geçerse bu çocuk o masumdur, ona problem yok. Mümeyyiz olanları tembih edeceksiniz. Mükellef olanlar namaz kılanın önünden geçmeyecekler. Ha o zaman önüne bir şey koyun. Şöyle 30 santim, 40 santim çanta koyun, bir şey koyun. Hep öyle geçin. Evde de böyle, camide de böyle. Böyle çocuk getirdiyseniz, buraya ziyarete geldi herhalde. İyi de o zaman safların arasına çocuk durdurma. Çünkü o saat çocuk masum, mükellef değil. Hoca da durdu dedi, ön saf boş. Safları doldurun, bu Peygamber'in emri. Evet, etimmü sufufeküm. Saflarınızı tamamlayın, arada boş kalmasın. Tarassu, birbirinize kenetlenin, omuzlar birbirine değsin. Çocuk oldu mu, o mükellef olmadı, orası boş kalıyor. Peygamber'in emrini çiğniyorsunuz. Ne kadar söylese yine getirir çocuğunu ortaya koyuyor. Etmeyin böyle. Böyle bilgisiz yaparsanız Peygamber sünnetini çiğnediğiniz için öbür tarafta tokat yersiniz. Haberiniz olsun. Ben size duyuruyorum. Söylüyoruz, söylüyoruz. Yine herkes bildiğini okuyor yani. Evet efendim, şimdi bu mükellef olanlara bayrama namaz gitmesi mecburidir. Namaz kılınacak. Evet. Hadis-i şerif böyle. Evet. El aynı göz, şu bildiğimiz göz, başta olan göz. Tedmu'u ağlar. Gözden yaş akar. Vel kalbu, kalp ise sol memenin altında. Evet. Kalp ise yahzünü, mahzun olur.
Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocukları, ilk çocuğu Kasım, sonra Abdullah. Onun için Peygamberimizin lakabı, künyesi Ebul Kasım'dır. Ebul Kasım lakabını, künyesini kimse kullanamaz, ona mahsustur. Ondan sonra bütün kızları Hazreti Hatice anamızdan. Son Medine'de Mısır mukavkısı, ona da işte hediye etmiş, cariye hediye etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla da evlendi, ondan İbrahim oldu. Evet, şimdi hep kızılıyor, erkekleri yaşamadı. Yavrular dediler ki müşrikler, erkeği adamın oğlu olur. Zürriyeti kesik, oğlanına öldü, kızları yaşıyor. Zürriyeti kesik, ebter dedi. Allah Muhammed Mustafa'yı, kainatı onun hürmetine yaratmış. Bu da çok seviyor. Onu hiç boş bırakır mı? Hemen inna atayna kel kevser fasalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Habibim biz sana bu erkek çocukların yaşamadığı ama Kevser'i verdik. Evet, sen bayram namazı kıl, bayram namazı vacip. Ve kurban bayramında da kurban kes, venhar. İnne şani'eke, o sana sonu yok, erkeği evladı yok. Nesil erkekten devam eder. Erkek evladı yaşamadı diye ebter diyenler var ya, inne şani'eke huvel ebtar. Sana bunu söyleyen kendisi soysuzdur, nesli kesiktir. Bu sure öyle inmiş. Bu sureyi çok okursanız hayırlı nesil sahibi olursunuz. Dilinizden düşürmeyin. Evet, bayram namazı kılmak o venhar. Kurban kes, orada da kurban da buradan geliyor. Burada da bayram namazını kılmak müminlere has. İşte demiş ki ben size elin bayramına katılamazsınız müminlere. Allah onların yerine size iki bayram verdi. Putperestlik döneminden gelen bayramlarını da yasak etmiş. Müslüman Allah'ın emirlerine uyar. Peygamberin sünnetlerine uyar. Başkasına benzemez. Hiçbir konuda yasak etmiş. Allah size o bayramlar yerine iki bayram verdi. Birisi Eid-i Adha, birisi Eid-i Fıtır. Onlara gitmek mükellef olanların boynunun borcudur, vaciptir diyor. Ondan sonra da işte şimdi son Medine'nin mukavkısını hediye ettiği cariyeden İbrahim olmuş. Çok sevinmiş Peygamberimiz. O da insan. Soyu yok, oğlu yaşamıyor filan diyorlar. Üzülüyor. Bu sureyi indirmiş Allah ama gene de insan hemen bakıcı süt tadısı tutmuş. Medine sıcak. Böyle serin o dağların eteğine göndermiş ki süt tadısı tutmuş. Orada çocuğa iyi baksın. Sıcaktan çocuk rahatsız olmasın. İbrahim adı. Cennetül Baki'de yatıyor şimdi. İbrahim, inşallah gidersiniz, ziyaret edersiniz. Evet, 3 sene yaşamış, ondan sonra ölüm haberi gelmiş. Efendimiz çok üzülmüş, insandır. Gözlerinden yaş akmış. Demişler, ağlıyorsun demişler. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölünün arkasından saçlarını, başlarını yola yola böyle üstünü başını yırtar ya, feryat figan ediyorlar ya, ağıt yakıyorlar böyle. Bunları yasakladı. Bu Müslümanlıkta asla yok. Kesinlikle haram dedi. Sen de alıyorsun dediler. Evet, kalp mahzun olur. Şimdi okuduk işte. Kalp üzüntülü olduğu zaman gözden yaş akar. Bu merhamet alametidir. Bu iyidir. Kalbi taş gibi olanlardan gözyaşı akmaz. Ama bağırıp çağır ağlamak haramdır. Bağırıp çağır ağlayanlara lanet olsun diyor Efendimiz. Ölünün arkasından saçını başını yoluyor, dövüyor böyle, başını vuruyor, şeyini, elbisesini yırtıyor. Bu cahiliye putperest Arapların da adetidir. İslam'da asla yoktur. Bir, şimdi bu benim fetvam değil.
dinimizin kuralı, kanunu güzel kardeşlerim. Şehitlerimiz oluyor. Bir şehit 400 kişi kurtaracak öbür tarafta. Ama illa güvenin demiyorum. Allah zor bir iş tabii. En sevdiği oğlan orada şehit düşüyor. İyi de bak sevdiği oğlu ölünce Muhammed Mustafa bile ağlamış. Kalp mehzun olunca biz İbrahim'i çok seviyorduk. Öldü, üzüntülüyüm, gözümden yaş akar. Bu kanun diyor. Ben de olsam, ben de insanım. Ama bağıra çağıra ağlamak yok İslam'da. Evet, Allah'ın emrine itiraz olur. Asla o caiz değil. Lanetli olur, melun olur. Ağıtçı kadın tutamazsınız, adam tutamazsınız. Mumanede gene şeyleri yapamazsınız. Şimdi şehit oluyor. Suriye'de, şurada, burada. PKK'lı memleketi uçurma, yakacak, yıkacak hainleri. Gece gündüz şu anda dağlarda, onlar beklemese biz burada bizi vaaz edemeyiz, siz bizi dinleyemezsiniz. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara zafer ihsan etsin. Ecirlerini artırsın. Onlar olmasa duman olur, bununla böyle kalmaz. Orada şehit düşüyor. Biliyorsunuz kader vardır. Kader hiç değişmez. O adam orada olmasaydı, evinde olsaydı gene ölecekti. Kader değişmez. Bunu bileceksin. Bunu bileceksin. Onun için ağıt yakmayacaksın. Cenaze namazı kılınıyor. Geliyor devlet adamları, komutanlar, hocalar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayır. Cenaze namazında, cenaze töreninde sesli şeyler yasaktır. Tekbir getirmek de yasaktır. Orada gara gara düşüneceksin. Ben de öleceğim bir gün. Bu cansız ata, tapuda bineceğim. Acaba şehit mi olacağım? Acaba kötü bir yerde, meyhanede mi, kumarhanede mi? Şurada mı öleceğim? Acaba camide namaz kılarken mi öleceğim? Oruç tutulurken mi öleceğim diye düşünme zamanıdır. Tefekkür zamanıdır. Tekbir getirmek de dinde yok. Ama hep güle heyecanlanıyor. Ama şahsen ben olsam bağırırım. Nitekim çok sevdiğim bir kimse, çok mübarek bir adam, cenazesinde bulundum. Bakan, o da seviyormuş onu, geldi. Allahu Ekber tekbir et, sus dedim, sus! Kim bu dedi, benim dedim. Böyle deyince sustu. Bağırırım, neden? Ben yanlış bir şey gördüğüm zaman, hocayım ben. Adım hoca. Hocalık sıfatı giydirdiler bana. Siz de Cevat Hoca diyorsunuz. Böyle dine aykırı bir şey gördüğümüz zaman susarsam hadis var. Yülcemü bilicamin nar. Öbür tarafta niye sustun diye ateşten gem vuracak Allah. Peygamber böyle diyor. Sus dedim, bağırdım bakana. Sustu. Tabii o da mümin adam, sustu. Öde sen kimsin diyebilirdi. Ama ben söylerim. Size bağırmayın. Ama şimdi bağırmasam herkes bağıracak. Öyle güzel bir hoca, herkes seviyor. Böyle bağırdım ki, sert söyledim ki herkes sustu. Evet, siz de akrabanız, şununuz, bunuz. Evet, ya güvenin demiyorum. Evlattır, acı yanarsınız. Bak oğlu olduğu için ciğeri yanmış, ağlamış. Hem de merhamet âlemidir, iyidir diyor. Bağırmak yanlış. Böyle bir şey olduğu zaman lütfen sesli tekbir getirmeyelim, bağırmayalım. Bu dinimizin emri. Vakur, vakar içinde böyle Yahya Kemal rahmetli bile beyatlı, meşhur şair biliyorsunuz. Sessiz gemi diyor şiiri var. Cenaze nasıl olur? Gemi nerede yüzer? Denizde. O kadar çok kalabalık olacak. Çünkü cenaze namazına gittiğinizde o şehitse ilk hediye cenaze, o ölüye şehit ya o. Kendisinin namazını kılanların affedilmesidir diyor Peygamberimiz. Onun için şehitlerin şeyinde bulunun. Cenaze namazında. Öteki müminlerin cenaze namazında da bulunurum. Neden? Kimin ne olduğunu Allah bilir. Senin bu
kalaycı, kapıcı, bilmem ne bildi. Belki evliyadır, kalbi temizdir, bilemezsin. Sırdır bu. Böyle güzel bir adamın cenaze namazını kıldınız mı, o adama ilk hediye diyor, namazını kılanların affedilmesidir diyor. Onun için kaçırmayın cenaze namazını. Kim olursa olsun müminin cenaze namazını, ama kurallara uyarak. Böyle sesli tekbir getirmek dinde yok. Bid'at, sünnete aykırı, yanlış, yanlış. Böyle dövüne dövüne ağlamak lanet sebebi, kesinlikle haram. Ama sulu sulu ağlayabilirsiniz. Ses çıkarmadan ağlayabilirsiniz. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah demişler. O zaman söylemiş. El aynu yahzunu, el aynu tedmu, göz yaş akıtır, yaş akıtır vel kalbi yahzunu. Kalp mahzun olduğu zaman, üzüntülü olduğu zaman gözden yaş akar. Bu rahmet eseridir. Taş kalpli olanlardan gözyaşı akmaz. Bu iyi değil. O zaman söylemiş bu hadis-i şerifi. Evet. Pebeka ağladı. Peygamber ağlayınca, peygamber ne yaparsa biz de yapacağız. Ve ebka, oradaki hepsi ağlamış. Ne yaparsa yapacağız. Hiç tereddütsüz yapacağız. Evet efendim. Ağlamış, herkese ağlatmış. Ben havlehu. Müslim rivayetidir. Ağlamış ve etrafındakiler de ağlatmış. Ama sessiz. Bu sünnet. Sesli ağlamak lanet sebebi, haram, yasak. Evet. Bunu bilhassa öğrenin, dostlarınıza, sözünüz geçenlere lütfen hatırlatın. Cenaze namazı sessiz olur. Yahya Hakim, sessiz gemi. Yani kalabalık gideceksiniz. Uhud Dağı kadar sevap alırsınız cenaze namazı kılarsanız. Müminin cenaze namazına. Dedim ya, o salih kişilerdense günahlarınız affolunur. Ona hediye olarak. Öyle hadis var. Mutlaka gidin. Kimin ne olduğunu bilmeyiz. Hele şehidinki garanti orada. Bu namusumuz için, dinimiz, vatanımız için adam şehit. Onu kaçırmayın ama sessiz, vakar içinde, böyle huşu içinde. Sessiz gemi. Cemaat çok olacak. Sessiz diyor bak. Ses yok. Evet. Dinini, diyanetini bilen adam Yahya Kemal. Dinimiz de böyle. Ben de size hatırlatıyorum. Efendimizin hadisi böyle. Evet efendim. Vele nekûlu inşaallah illâ mâ yerdâ rabbuna ve innâ bike ya İbrahim lemahzûnûn. Evet, kalbim üzüntülü. Gözümden yaş akar. Ama biz Allah'ın gücünü gidecek, sevmeyeceği şeyi söylemeyiz. Neden öldü, neden öldü? Oy, oy, ağıt yapmayız. Evet, ey İbrahim, biz üzüntülüyüz oğlum. Evet, oğlu yahu. Herkes de diyor, bak oğlu yaşamıyor, Muhammed'in ebter sonu diyor. O da insan. Üzüntülüyüz oğlum diyor. Ama Allah'ın gücüne gidecek, bağırma çağırma gibi laflar etmeyiz biz. Evet, onu bize böylece hatırlatıyor. Hadis-i şerifi İmran bin Hüseyin'den nakletmiş. Buhari Hazret Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatle bizim ailesin. Evet. El aynu hakkun. Nazar haktır. Nazar değdi diyoruz ya. Nazar haktır. Efendimizin sözü bu. Evet. Nazar haktır. Evet. Velev kâne şeyyün sâbikul kader. Kader değişmez. Eğer kader yazısı değişecek olsa nazar kaderi değiştirirdi. Nazar bu kadar etkilidir diyor. O da değiştirmez de. Fakat nazar çok etkilidir. Çok etkilidir. Sebekatul aynı. Kader çizgisini değiştirecek kadar kuvvetlidir ama kader değişmez. Öyle olsaydı bu nazar bunu şey ederdi. Ki peygamberimize de nazar yaptılar, büyü yaptılar. Muavizeten kul yavzu rabbil falak, kul yavzu rabbil nas sureleri büyüye karşı indirildi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz bu şeyleri getirdi. Daha evvel Efendimiz büyü sebebiyle şey etti, hastalandı, rahatsızlandı. İsrafil aleyhisselamla
Cebrail isim konuşuyorlar. Bu niçin hasta, neye yatıyor? Öteki diyor, büyü yaptılar diyor. Ne büyüsü yaptılar? Konuşuyorlar başucunda. Efendimiz baygın yatıyor ama kulağı duyuyor. Nerede büyü diyor? Kuba Mescidi'nin yakınında, yolun şimdi kapattılar. Araplar bu gibi şeylere inanmıyorlar. Asfalt geçti üzerinden. O kuyuya attılar, büyü yaptılar, oraya attılar. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüyü gitti, aldırdı, getirdi. Ondan sonra da Cebrail aleyhisselam, Kul Abdü Rabbil Falak, Min Şerri Mâ Halak, Kul Abdü Rabbil Nas, bu sureleri okudu. Bunları okudukça rahatladı Peygamberimiz. Sen de her akşam yatarken Fatiha oku, Ayetül Kürsi oku, Âmener Resulü oku, Hüvallahüllezî oku, üç İhlas oku, üç Felak oku, üç Nas surelerini oku. Bunları okurken, evet, Ayşe anamıza şey etmiş, ben de tarif ediyorum. Oku mesela, kul huvallahu ahadu, bitirdin, avucuna üfüre, böyle vücudunu sıvazla önden arkadan. Kul huvallahu rabbil felak suresini oku, avucuna üfle, başından aşağı doğru önden arkadan sıvazla. Nas suresini okudun mu, üfle, başını önden arkadan sıvazla. Ayşe anamıza böyle tarif etmiş, büyü yapamazlar. Evden sabah çıkarken bunu yaparsan, sabah namazından sonra o gün sana nazar değmez. Ayrıca nazara karşı Peygamberimizin sığınma duası var. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ Allah'ın tam kelimelerine sığınıyorum, yaratılanların şerrinden. Bu Buhari Müslim hadisidir. Sen de bunu 11 defa sabahları oku, akşam oku. Ne büyü ne nazar dokunmaz sana. Çocuklar masumdur, temizdir. Temiz olduğu için her çocuk güzeldir. Yani biz de çocuklar gibi tertemiz olsak biz de güzel olacağız. Ama içimiz karışık olduğu için yüzümüzden düşen bin parça. Evet, böyle güzel olunca da birisi gördüğü zaman, şimdi gelecek hadis, maşallah, subhanallah dese, çocuk çok güzel, bir çocuk değil, araba muhteşem, ev çok güzel, güzel yapmış herif, başka şey, güzel bir şey, vay be, eve bak be, arabaya bak be, çocuğa bak be dedin mi? Öyle diyor, şimdi okuyacağız, hadis okuyacağız. Nazar insanı kabre, deveyi tencereye sokar diyor Peygamber. O kadar keskindir nazar. Çünkü görüyor, kıskanıyor onu. Kendisi o kadar güzel değil. Çocuğa bak be. Kendini gör, arabası yok, arabaya bak be diyor. Haset. Bu kötü duygu gözünden ona etki eder. O kadar etkilidir ki diyor, kader değişici olsa onu bile değiştirir diyor. O kadar etkilidir. Onun için hiç kimsenin ölmesini istemezsin. Hayvanın ölmesini istemezsin. Evin yıkılmasını önlemezsin. Arabanın devrilmesini istemezsin ya. Bu iyi bir şey mi? Evet efendim. Bir yere konferansa gidiyoruz. Peki dedik, şimdi gitmiyoruz da yaşlandık. O zaman genciz. Arkadaşımız Allah rahmet eylesin öldü. Yeni Mercedes araba almış. Eskiden Mercedes arabası herkese yoktu ki. Parmakla gösterecek kadar azdı. Hocam dedi, kuyruğunu dolduradım, ben götüreyim dedi oraya. Mercedes'e hayır denir mi? Peki dedik biz de. Gidiyoruz. Afyon'a doğru varırken benzinciye girdik. Evet, ben arabanın içindeyim. Arkadaş benzin aldı. Para ödemeye gitti. İki tane adam geldi. Üf, arabaya bak be. Üf, arabayı dolaşıyorlar, böyle diyorlar. Üf, arabaya bak be. Üf, arabaya bak be diyorlar. 5 kilometre sonra üç taklattı arkadaş. Hele binerken sefer duası okuduk da bir şey olmadık. Arabaya binerken 3 tekbir yola çıkarken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 3 tehlil.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra Euzü Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbilene münkalibûn. Allahümme innâ nes'elke fî seferine hâzel birre ve takvâ ve minel amel mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyne sefere ve atu anna buğdal ard. Allahümme ashibna fî seferine ve ahlufna alâ ehline. Allahümme entes sahibu fî sefer vel halifetu alel lehil. Dersen başına bir şey gelmez yolda. Gelirse şehit olursun diyor Peygamberimiz. Biz bunu okumuştuk tabii. Üç defa yuvarlandı araba. Vay be, vay be dediler. 5 kilometre gider gitmez. 3 defa yoruldu. Halbuki şoför, usta şoför. Araba yeni. 3 defa takladık ama bu duayı okudu musun? Yine 4 ayak düştük elhamdülillah. Evet, güzel abi. Vay be deme. Maşallah. Sübhanallah. Allah dilemiş de çocuğu yaratmış. Allah dilemiş de sahibine böyle güzel ev yapmayı imkanı vermiş. De. Hemen işi Allah'a bağla. Sübhanallah. Allah ne büyük noksanlıklardan tenzih ederim. De. Nazar değmez o zaman. Kimsenin kanına girmezsin, arabasını devirmezsin. Ama böyle demezsen hayvanı öldürürsün. Hayvan çatlar. Bunu da gördük. Güzel tosun, besili tosun. Eskiden traktör mü vardı canım? Kanıyla öküzler koşarız. Buğday, arpa şeyi taşırız. Tarladan getiririz sarma yerine. Onu düvenle döveriz. Şimdi her şey değişti de. Güzel tosun var. Tosun yattı çatladı arkadaş. Güzel, gösterişli. Maşallah demezsen adamı böyle zarara uğratırsın. Kaderi bile değiştirir diyor. Kader değişici olsa göz bu kadar etkilidir. Ey mümin sen de başkasını zarara uğratma. Maşallah, Sübhanallah de. Güzel gördün, hayran oldun, bir şey gördün mü? Maşallah, Sübhanallah dersen nazarın değmez. Aksi halde çocuğu öldürebilirsin. Evi yıkabilirsin. Deveyi hasta edip çatlatıp öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar etkilidir. Efendimiz de ve in yekadullezine keferu la yuzlikannaki bi absarihim lemma semi'u zik ve yekul innehu lemecnun. Evet, Yahudiler bu büyünün kaynağı. Süleyman Aleyhisselam'a da büyü yaptılar. Efendimiz'e büyü yaptılar ama Allah kurtardı. Aynı şey bugün de var. Yapıyorlar. Büyü yapan adamın İmam-ı Azam Hazretleri cenaze namazı kılınmaz diyor. Çünkü Allah'ın mesela şu bıraktığımı düşer değil mi? Büyücü bunu düşürmüyor. Bu var. Evet efendim, bu var. Öyle şeyler var. Kitapları var. Süleyman Aleyhisselam yapmışlar, Peygamber de yapmışlar. Ne söyledikleri var. Hala bunları yaparsanız, büyü yaparsanız ama İmam-ı Azam diyor ki Allah'ın kanununu iptal ediyor. Bunu bırakınca düşmesi Allah'ın kanunu, yer çekimi diyorsun siz ona. Bu düzeni kim kurdu arkadaş? Allah kurmuş. Bunu bozuyorsun ya, Allah'ın kanununa itiraz ettiği için, onu bozduğu için büyü yapanın cenaze namazı kılınmaz diyor İmam-ı Azam. Evet, öyle söylüyor. Ben de onun kendisine aktarıyorum. Büyü yaptırmayın, yapmayın. Ama büyü bozmak caiz. Büyü bozmak caiz, kurtarmak için. Evet, bu dediğim şeyleri okursanız kimse size tesir edemez. Büyüler de bozulur. Her gün hiç unutmadan okuyun bunu. Fatiha, Ayetül Kürsi, Emenen Resulü, Huvallahüllezi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas surelerini okuyun. Gene Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. 11 kere okuyun. Kırmızıya dokunamazlar. Ama unutmazsanız öyle diyor bak. Kaderi biri değiştirir, kaderi çeşmek caiz olacak. Daha buna dair hadisler var. Onları da okuyalım. Evet, Efendimiz buyuruyor ki ve ize üstü usiltüm fe usilû. Evet. Şimdi Anadolu'da bu işler, adetler vardı. Bizim insanımız dini meseleler örf adetin haline gelmiş. Ben ilkokul talebesi bir şey bilmiyorum. Ama şimdi bakın hoca oldum.
onun hadisini okuyorum. Dayandığı şeyi, böyle bir çocuğun nazar değdi mi onu vururlardı. Onun yüzünü, elini yıkatırlardı. Onun suyunu içirirlerdi çocuğa. Burada da öyle diyor. İstevsiltüm feavsilhu. Feize istevsiltüm feavsilhu. Sizden böyle yüzünü elini yıkayıver dediler mi? Nazarın değdi diye. İtiraz etmen, yıkayın, o suyu verin. O çocuk içsin. Evet, Peygamber bu hadisi uygulaması vardı. Ben gördüm ilkokul talebesiyken. Müslim hadisi bu. Ne biçim falan deme hoca bende. Müslim hadisi en sahih kitaplardan biri. Ahmed ibn Hanbel hadisi. Abdullah ibn Bas'tan yine devam ediyoruz. El aynu ve nefesu kâde yesbikânil kader. Bu nefes ve göz neredeyse kaderin önüne geçerler. O kadar keskindir. Onun için ey müminler, fete'avvezu billahi minen nefesi vel ayn. Nefes ve gözden Allah'a sığının dediklerimi okuyun. Bunlar e'uzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bunu okuyun. O zaman dokunamazlar. Evet, el aynu hakkun. Nazar değmesi haktır. Efendimizin hadislerini okumaya devam ediyorum. Evet. Evet. Kimse bunu inkar edemez. Peygamber söylüyor. Hamile çocuğun kadını düşürür nazar. Onlardan şey vermiş. Efendim, böyle şeylerin etkisi vardır. Efendim, bu Gümüşhane Hazreti burada yatıyor. Caminin önünde, Kanuni Türbesi'nin önünde, girişte. Rahmetli Menderes buraya dış ülkeleri giderken burayı ziyaret ederdi, öyle giderdi. Ben de gözümle gördüm. Geldiği zaman da uğrardı. Öyle Müslüman adamdı. Ben de burada ziyaret edince gördüm. Eyüp'ü ziyaret ederdi, gördüm. Bir gelmiş bakmış, bu Gümüşhaneli Hazretleri büyük bir medrese kurmuş. Bugün İstanbul Valiliği'nin olduğu yerde. O zaman Tanzimat dönemi, Avrupa hayranlığı var, muskacılık var, böyle üfürücük var. Bizim en kuvvetli silahımız Müslümanlığımız. Bunu bozmak istiyorlar Avrupalılar. Böyle Tanzimat da Avrupa hayranlığının coştuğu zaman hakikaten iş üfürücülüğe düşmüş, ilim kalmamış, gelmiş mübarek. Oraya medrese kurmuş, deha sahibi bir insan. O 118 tane kendi gibi hoca yetişmiş. Mısır'da medresesi var. Cezayir'de medresesi var. Tahran'da medresesi var. Bağdat'ta medresesi var. Şam'da medresesi var. Bu yıkışa dur demiş. Öyle büyük bir adam. Burada onun yetiştiği talebeler var işte, hocalar var. Türbenin yanında. Gelmiş Menderes rahmetli. Bir bakmış o turistler, Kanuni dünya çapında bir padişah ya, turistler geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar. O mübarek hocaların kabirlerinin üstüne o çıplak, pis, hayızlı, cünüp adamlar, yıkamak bilmiyorlar biliyorsun, Hristiyanlarda yıkanmak yok. Pis adamlar kabirlerin üstünden fotoğraf çekiyorlar. Kanun demiş ki, emir vermiş, bu kabirler demiş şöyle açığı alın, şuraya alın. Kaldırın buradan. Bu pisler çıkmasın üstüne. Onun üzerine kabirleri kaldırmaya başlamışlar. Benim hocam da orada yatanlardı. Birisinin talebesiydi. Mustafa Feyz Efendi. Bir bakmışlar adam bugün gömülmüş gibi. Hiç çürümemiş. Kim bu? Kim bu? Filan. Evet. Bulmuşlar benim hocamı. Ağzından duydum. Geldim diyor, mübareği kucağımla diyor, şimdi kabine taşıdım diyor. Hiç çürümemiş. Kasten olmuş yıllarca. Evet, Peygamberimizin şeysi de böyle. Ali Ulvi Kurucu, meşhur şair biliyorsunuz. Medine'de şey ederdi, her sene uğrardım evine. O da diri, Efendimiz de diri. Kim Peygamber'e benzerse o da çürümez. Evliya çürümez. Evet efendim. İstemezse çürümez. Bana söyledi, ziyaret edenlerden dedi, demir parmak arasından Peygamber elini uzattı, bir adamı elini öptürdü dedi.
Demek o gelenler içinde de öyle güzel adamlar varmış. Ama şimdi ben gidiyorum. Ali, vay be, demirlere bak be, Çinlilere bak be. Ulan sen Çin'i seyretmeye mi gittin ulan hayvan oraya? Peygamber salavat vereceğine Çin'i bak bak diyor, Çin'i bak diyor, demirlere bak diyor. O gelen adam güzel adammış demek ki. Ali Ulvi rahmetli söyledi bana evine gittim de. Parmak arasında elini uzattı dedi, öptürdü dedi. Ziyaretçiye gelen de güzel. Efendimiz şöyle söylüyor. Bana salavat getirdim bir mümin. O salavatı melekler benim kabrime getirirler. Allah benim cesedime ruhumu iade eder, diriltir. Ben o bana salavat getiren müminin salavatına Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed derse ben onun salavatına cevap veririm. Salat, selam, selam senin üzerine olsun derim. Şimdi dünya yuvarlak. Dünyada Müslümanın olmadığı yer var mı? Yok. Şimdi biz burada iki namaz kıldık. Edirne'de daha yeni kılınıyor değil mi? Böyle kilometre kilometre dünya yuvarlak. Her an namazda salavat okunuyor mu? Namazdan sonra salavat, Allah Resulüne salavat deniyor mu? Herkes salavat getiriyor mu? Bu salavatlar da peygambere gidiyor mu? Demek ki peygamber bir an bile ölmüyor. Allah salavat getirene cevap verirken ruhumu iade eder diyor ya, kendi söylüyor. Hadislerde var. Oraya gittiniz mi? İnşallah deyin ya. Allah, kötü mü peygamber ziyaret etmek, böyle bakıyor. İnşallah gidin. Öyle Çin'i seyretmeye, demir seyretmeye gitmeyin. Peygamber canlı beni bakıyor, huzurundayım diye bilinçli ziyaret edin. Anladın mı? İtişip kaçıyorlar. Ne itiyorsun lan? Ulan kavga yerim orası. Efendimizin huzurunda kavga olur mu lan? Ama hiç şuur yok, bilgi yok. Hacılar böyle. Aman ha, siz giderseniz böyle yapmayın. Evet efendim, nazar haktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nazar haktır. Evet, Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, Ebu Hureyre'den naklediyor. Nazar haktır. Evet, kesinlikle inkar edilmez. Kesinlikle. Şimdi buna misal veriyor bu Gümüşhane Hazretleri. Oradan buraya geldik. Bu kitabı yazan adam nazarın hak olduğunu kavrayamazsınız. Diyor ki, arkadaş diyor, hayızlı kadın sütün üstüne elini koysa diyor, süt bozulur diyor. Deneyin isterseniz. Öyle diyor bak. El mer'atul haiz tada'u yedehâ fî inâil leben fe yufsidû. Sütün üstüne hayızlı kadın hayızlıyken elini koysa diyor süde, süt bozulur diyor. Efendimiz o kadar etkilidir. Evet, ama temizken koysa diyor bozulmaz diyor. Hayızlı kadın böyledir. Onun için böyle şeylerin tesirini Efendimiz söylediği için zaten kabul ediyoruz. Böyle aklıma akla sığmaz falan deyip durma. Efendimiz haber veriyor. Evet efendim, bunları böyle, evet, evet, daha böyle her çok bakışlardan etkilenir. Yediği yemekten etkiler insan. Biz hukukçuyuz. Adli tıp okuttular bize. Bir adama yıllarca tilki eti yedirmişler. Adam tilki gibi olmuş. Davranışlarında, şeylerinde aynı tilki gibi. Onun için Allah domuz eti yemeyin diyor. Domuz eti, domuz dişisini kıskanmaz. Gavurlar da öyle. Domuz yedikleri için. Amerika'da gözümüzle gördük. 30 yıllık evli. Karısından izin alıyor koca. Ben bugün diyor falan kadınla yatacağım diyor. Ayıp diye saymıyorlar. Kadınsa karısı da koşundan izin alıyor. Ben bugün şu delikanlıyı yatacağım diyor. O herif de ona izin veriyor. Ayıp değil onlarca. Domuz yiyorlar, kıskanmıyorlar hayvanlar gibi. Öyle bir şey. Böyle şeylerin etkisi olur. Bunu reddetme arkadaş. İşte o hayızlı kadını misal vermiş burada. Başka şeyleri de misal vermiş. Uzatmayalım lafı. Nazar haktır. Ha, sen böyle olduğu zaman Buhari, Müslim hadis, bütün hadis kitaplarında var.
maşallah de, güzel bir ev gördüğün zaman Sübhanallah de. Evet, çocuk gördüğün zaman hayvan gör, maşallah, Sübhanallah de. Öldürme hayvanı, evi yıkma, adamı kaza uğratma, nazarın değmesin. Evet, evet, el aynı, şimdi söylediklerimizin delili. El aynı nazar, tüdhülür racüle el kabre. İnsanı kabre sokar, öldürür, kabre götürür. Nazar insanı kabre sokar. Vel cemele, deveyi de el kıdre tencereye sokar. Deve ölür, bizim Tosun öldü. Hastalandı, gitti, öldü. Deve de nazardan dolayı ölür, ölmesin diye hemen keserler ve etini ölmeden, canı çıkmadan kesersen eti yenir. Ama öldükten sonra leştir yenmez. Keserler, tencerede kavuru yerler. Bu böyledir. Efendimiz söylüyor efendim, onun sözü, inkar edemeyiz. Onun için birçok bilgiler vermiş bunun etkisi hakkında. Gümüşhaneli Hazretleri, onları geçiriyoruz, anlattık size. Evet, gördüğünüz zaman böyle maşallah deyin, Allah'a bağlayın. Hemen Allah dilemese olur muydu? Allah yaratmasa olur muydu? Nasip etmese olur muydu? Hemen Allah'a bağlan ki nazarın değmesin. Bu sözü söyle, maşallah, Sübhanallah de, çocuğu hastal etme, adamı, hayvanı öldürme, evi yıkma. Evet, el aynani, delilani, gözler delildir. Vel üznani, kımani, evet, şeyse, kulaklar ise, evet, haberlere tabi olur, kapılardır. Vel lisanu, tercümani, dil tercümandır. Kalbinde olanı söylersin. Böyle kızgınlık, öfke, haset varsa sözün hep ona uygun olur. Evet, vel yedani cenahani, iki el kanattır. Vel kebidi rahme, karaciğer şefkat yeridir. Ve tahali ve taharu dıhkun. Evet, bu dalak gülme yeridir. Evet, verriye akciğer ise nefesin nefes yeridir. Hadis okuyoruz beyefendi. Vel kilyetani mekrun, böbrekler hile yeridir, mekir yeridir, düzen yeridir. Vel kalbi melikün, kalp vücuttaki azaların padişahıdır, kralıdır, başıdır. Evet, ve izâ salihal melikü, kalp güzel oldu mu salihat. Evet, kalp sahip oldu mu salihat raiyetühü, gözde güzel olur, kulakta güzel olur, böbrekte güzel olur, ciğerde güzel olur. Kalbini temiz tut diyor Peygamberimiz. Kalp temiz oldu mu, aha böyle ilk başkasına zarar veremezsin. Hemen maşallah, Sübhanallah, Allah nazardan saklasın dersin. Aman kalp iyi olmadığını zaten çekemezsen, sen yapamamışsın, ev güzel, araban yok dersin, hakikaten olur. Maşallah de, etme böyle. Kalp güzel oldu mu, onun şeyleri de, askerleri de, diğer raiyesi de, halkı da güzel olur. Ve izâ fesedel melikü, kalp, padişah olan kalp, kral olan, idareci olan, komutan olan kalp bozuk oldu mu, fesedet raiyetuhu, organlar da kötü olur. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinizi temizleyin, kötü duygulardan Allah'a sığının. Evet, kötü duygulardan Allah'a sığının. Kalbi temiz olunca bütün azalarınız güzel görür, güzel söyler, güzeli dinler, güzele el uzatır, güzele yürür, hepsi güzel olur. Evet, Ayşe radıyallahu anha validemizden Tirmizi nakletmiş. Yine bir bununla ilgili bir hadis daha okuyalım efendim. Evet. El aynani tezniyani, gözler zina eder. Bildiğin şu göz zina eder. Vel yedani
tezniyani, el zina eder. Peygamberin hadisini okuyorum efendim. Ve riclani tezniyani, ayaklar da zina eder. Vel farcu yezni, tenasül uzvu da zina eder. Evet. Peki nasıl ya? Evet. Zinanın aslı gözdür. Önce görür, vay be der. Ona yaklaşmaya postacıdır. Zinanın postacısıdır. Haber verir sana. Görmesen mi? Hiç haberin yoktu. Temelinde işte göz vardı. Görürüz, görmeden bu işler başlamaz. Ondan sonra dokunursun, yürürsün, gidersin. Hepsi arkasından gelir ve büyük zina, işte esas zinayı işlersin. Öyle diyor. Aynen aslun fi zinel farç. Bu büyük zinayı, tenasül uzvuyla olan asıl zinanın aslıdır. Onu gördükten sonra başlar ötekiler. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki göz zina eder deyince ya Resulallah, Hazreti Ali de sormuş. Sokakta giderken kadın görüyoruz. Kadını açık görüyoruz. Ali, iraden olmadan baktığın için ilk nazar senin olsun. Ama hemen gözünü çevir. Evet, Kur'an'da da var. Yahuddu min absarihim. Yahududna min absarihin. Erkekler harama bakmazlar, gözlerini indirirler. Kadınlar harama bakmazlar, gözlerini indirirler. Sen de şimdi herkes açık. Adı Ayşe ama her tarafı açık. Televizyona çıkıyor, reklam yapacağım, para kazanacağım diye. Kadın her tarafını gösteriyor. Halbuki sen ona bakmaya gelmedin, haber zinletmeyeceksin. Hemen kafanı çevir. Hemen kanalı değiştir. Karı olmayan bir ara. Sokakta da böyle gördün mü, ilk nazar senin, ona vebal yok. Çünkü irade siz gördüğüne takıldı. Hemen kafasını, kafanı eğre ey Ali diyor. Füceten baktın, bunda bir şey yok. Hemen gözünü yere indir. Ama diye bakarsan haram başlar işte. Göz zinası harama bakmaktır. Evet, el zinası harama dokunmaktır. Kulak zinası fuhuş laflarını dinlemektir. Dil zinası işte böyle pislikleri konuşmaktır. Ayak zinası zinaya gitmektir. Hepsini sayıyor şeyde, bu hadisin şeyinde. Onun için azalarımıza, onlar bizim güzel şeyler için yaratılmış, bize verilmiş nimetlerdir. İyi şeyler için verildi bize. Kur'an oku diye, bak hadis oku diye. Evet, böyle kötü şeylere baktın mı, Allah'ın emrini çiğnersin, hemen bırak, gözünü yere indir. Birisi geldi, vay bizim komşuyu duydum, bir dakika, konuyu değiştirelim de, gıybet etmeye başladığı zaman kulak zinası. Böyle yapmazsan sen de gıybet ediyorsun, suça ortaksın, günaha ortaksın, haberin olsun. Gıybet ettikten sonra kul hakkıdır. Gıybet iki günahtır arkadaşlar. Namaz kılmasan bir günahtır. Allah'ın hakkını çiğnedin. Ama gıybet ettin, o ağacı biliyor musun, o adam biliyor musun? Ne çıfıt çarşıdır o, ne münafıktır o, ne şeydir o. Adamın kişiliğine tecavüz ediyorsun ya. Bir, velâ yâgteb, bu gıybet etmeyin, Allah'ın emrini çiğniyorsun. Haram istiyorsun. İki, adamın kişine tecavüz ettiği için gıybet ettin mi? Kul hakkı olduğu için Allah affetmiyor. Ali, arkadaş geçen gün ben konuşurken sana dangalak dedim. Üçkağıtçı dedim. Diyebilir misin? Dayak yersin yahu. Evet, bazen o kadın ne şeydir filan diye. Diyebilir misin elin karısına? Ben senin hakkında şöyle kadındır filan laf ettim, dayağı yersin. Ya böyle helalleşmen lazım. Hem istiğfar etmesin. Onun için çaresi ne? Hocam bunları söylersek ya bizi öldürür herif ya dayak yer. Diyor ki Peygamberimiz, helalleşmek garantili.
Ama bunu yapamıyorsanız istiğfar edin adama, kadına, kimin dedikodusunu yaptıysanız istiğfar edin ki depo yapın sevabı, öbür tarafta hakkını alacak senden. Ben evet yaptım, pişman oldum, sonra istiğfar ettim. Allah'ım bu kardeşimin günahlarını affet, buna hayırlar ver diye sana dua ettim. O depodan verirsin, ödeşirsin. Böyle bir çare gösteriyor hadis-i şerif, başka bir hadis-i şerifte. Bunlar ince işler. Böyle namaz kılınca çok kazanıyoruz. Ama bunlara uymadık mı da toptan kaybediyoruz. Kaybetmezsek işte Yunus Emre oluyoruz. Mevlana oluyoruz. Sen de o yoldasın, olabilirsin. Ama biz kazandığımızı ele veriyoruz. Camiden çıkmadan başlıyoruz dedikoduya. Allah bizi bu yanlış şeylerden korusun inşallah. Evet, böyle hayattaki fitnelerden muhafaza buyursun inşallah. Elimize, dilimize, bilimize, eline, beline, diline hakim ol var ya, azalarına hayırda kullanan, yanlış şeylerde kullanmayan, Allah'tan korkan, imanı bütün, evet, istikamet yaşayan kul olmamız için Allah bizi muhafaza buyursun inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.